Evet, merhaba arkadaşlar. Semra Zengin ben, psikolojik danışmanım. Aynı zamanda uzman eğitmenim, eğitimler veriyorum. Bugün arkadaşlarımıza bir soru sormuştum. Hemen tekrar edeyim. Bu zamana kadar 4 gündür yapıyoruz. Bugün 5. günümüz. Katıldığınızda yaptığınız tekniklerde, ister canlı olarak, ister arka planda ya da konuştuğumuz konularda neleri fark ettiniz? Hangi bakış açıları uyandı ya da yaptıysanız teknikleri neler yaşadınız? Anlatır mısınız? Zeliha Hanım, Perihan Hanım, Seyfiruz Hanım. Yorumlarınızı alalım. Nurhan Hanım birazdan gelecek. Zuhal hocamız da reklamımızı attı. Hacimat eğitimi Semra Zengin hocamız tarafından 20 saatlik bir meslek edinme istiyorsanız gerek çevrenize gerek kendi ailenize hacamat yaptırın ya da eğitimini alın, yapın arkadaşlar çocuklarınıza, eşlerinize. Oradan gireyim o zaman şu anda. Şimdi aşılardan sonra vücudumuzda metabolik atıklar ve toksinler biriktiği için yan etkileri çok oluyor. Kiminin unutkanlık olarak oluyor, kiminin midesinde, kiminin bağırsağında, kiminde migren, kiminde çeşitli çeşitli mide sorunları vesaire. Herkese göre değişiyor. Sorunlar ve hastalıklar oldu, oluştu maalesef. Kalpten aniden gidenler, ölen insanlar da var. Bunun yan etkilerini hacamat yaptırdığınızda vücuttan dışarı atılıyor. Oradaki metabolik atıklar. O yüzden yapın, yaptırın ya da öğrenin, ailenize yapın. İsterseniz ek gelir olarak çevrenize de yapabilirsiniz. Kendinize çok güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Fatma Hanım, hoş geldiniz. Milgün Hanım, hoş geldiniz. Şimdi Birsen Hanım gelmişti biraz önce. Nereye kayboldu? Müsaitse onu alabiliriz. Birsen Hanım, müsait misiniz efendim? Evet. Dünyadan Birsen Hanım'a cevap bekleniyor. Pardon, sesimi açmışım, görüntü açmamış. Evet, görüntü yok, göremiyoruz sizi. Evet hocam. Ben de sessize bir alayım arkadaşlarımı. Sonra Birsen Hanım sizi tekrar bulayım, açayım. Evet, açabilirsiniz. Evet. Şükür kavuşturana Birsen Hanım. Bugün işlerimi erken bitirdim. Dedim bari bugün dedim müsait olayım. Bugün şeytanın bacağını kıralım artık, değil Tam mi? yemek zamanı Esmiş'ten geliyor. Yemek şeyler derken tam şeye denk geliyor. Dedim bir an evvel bitireyim de. Bitirdim, İyi çok yapmışsınız. şükür. Şimdi bilgilerinizi atmıştınız değil mi siz bana? Evet. Sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Ben bir sizin bilgilerinizi bu arada bir bakayım, göz gezdireyim seansa hızlı girme adına. Arkadaşınız da geldi mi efendim? Bugün linki istemiştiniz. Verdim ama bilmiyorum. Gelecek mi, gelecek mi? Attım ama. Tamam. Babanız siz 42 yaşındayken mi öldü? Evet. 2008'de öldü. Ama göremedim. Yani yurttaydı. Ben buradaydım. Yurt dışında. Babanız mı yurt dışındaydı, siz mi?
Babam yurt dışındaydı, sonra Türkiye'de kaldı işte rahatsızlığı yüzünden. Burada artık şey yapmadı. Felç gibi geçirdi, felçli diye son düzeldi. Biraz hafif hafif yürüyordu işte. Ve kalp hastalığı vardı benim aslında babam. Gece kalpten gitmiş. Oh. Yurtta kalıyordu kendisi 3 senedir. Yaşlar Peki, yurdu. ha şeyde yaşlılar yurdunda yurt Türkiye'de. değil. Yani normal yurt değil, yani şey, yaşlar yurdunda kimse olmadığı için, bakan da olmadığı için. Anladım. Anneniz siz 38 yaşındayken, ha yok. Siz anneniz hayatta mı? Evet, hayatta. 76 yaşında. Hemen bir bakmam gereken konu var. Onu da bakayım. Kendisi şizofreni. Anne mi? Aha. Hmm. Ama bayağıdır var o. Yazmışım da hangi yaşında ya da. Ben 38 yaşındayken annem şizofreni oldu. Siz 38 yaşındayken. Evet. Orada belirtmiştiniz ya yaşları. Evet. Hani anneniz. Sizde düzen ve temizlik titizlik hastalığı var mı? Ya da Yok, takıntılı mı? aslında titizlik değil. Titizlik Yani hastalığım yok. elleriniz mesela birkaç kere ya temiz olmalı. Hadi bir daha yapayım. Hadi bir daha. Ya da tablo biraz Yok eğri yok. durdu. Onu şöyle düzelteyim falan. Yok. Güzel. Temizimdir ama öyle titiz değilimdir. Yani öyle illa her gün şunu yıkayayım, bunu yıkayayım durmadan, deterjan şu bu yok. Takıntı boyutunda oluyor. Burada bir bilgi gördüm de onun derecesini tespit etmek için sordum size bunu. Eskiden fazla şey yapardım, takıntı dedim de, yani çok ne diyor, fesfese, yani çok kafamdan öyle Fesfes. şeyler. Anda kalamamakla alakalı. Şimdi bugün size hangi duygunuza çalışırsak, hangi durumunuza çalışırsak sizi biraz daha yaşam kalitenizi artırmış ve sizi memnun etmiş oluruz Birsen Hanımcığım. Şüphecilik aslında biraz da. Efendim? Şüphecilik. Şüphecilik. Çabuk Şüphe. bir şeyin kaybolduğu zaman hemen şüphe duyuyor. Hemen bilirsiniz, yani en yakın kişiyi suçluyor. Peki şu anda arkadaşlar psikolojik danışmanlık seansına başladık. Ve yaşam koçluğu sorularıyla ilerliyoruz. Peki Birsen Hanım, en ya da ilk hatırladığınız çocukluğunuzda, bebekliğinizde, gençliğinizde, geçmişinize ait ilk hatırladığınız bu şüphecilik duygusunu nerede, hangi olayda hissetmiştiniz? İlk yaşadığınız olay, bir gidin gerilere, en gerilere, ilk yaşadığınız olay. Gözünüzü kapatıp derin nefes alırsanız, ağızdan alıp ağızdan verirseniz daha kolay aklınıza gelir. Ve daha kolay bilinçaltı kapılarını size açıp doğru ve hızlı bir şekilde yanıtlarını verir. Yaşamadım. Yalnız ilkokul 3'e giderken abim benim kitabımı almış. Ben o kitabını kaybetmiş ama benim çantamı alıp kitabımı o aldı, almış. Ben çünkü eminim kitabımdan, ama ben suçlandım. Sen kaybettin diye, o benim diyerek abim beni suçladı. Hani aslında şüphecilik olayı fazla yok çocukken. Yani. Bu sonradan oluşan bir şey, yani evlendikten sonra. Böyle 23-24 yaşlarında. Şüpheciliğin bir çeşidi güvensizlik olabilir mi bu sizin tanımlamanıza göre? Olabilir de, evet. Güvensizlik, inanmama.
Birsel Hanımcığım, size bu duygu size mi ait? Önce onu sorayım. Bir sorun Evet, lütfen. buyurun. Bu duygu kime ait? Bu duygu kime ait? Bu duygu kime ait? Bunu sorarken dilinizde üst dişinizin olduğu yerde, damağınızda dişinizin bittiği yerde tutun. Bu duygu kime ait? Bu duygu kime ait? Gelen cevap nedir? Aramıyorum ki. Güvensizlik. Hangisi sorayım ki bilmiyorum. Hangi duyguyu? Sizin için daha çok tam olarak sizi tanımlayan duygu şüphecilik mi, güvensizlik mi? Şu anda sizi rahatsız eden duygu. Güvensizlik. Yani güvenememe problemi. Evet. Tamam, o zaman güvensizlik duygusundan ilerleyelim. Bu sizi rahatsız ediyorsa bunu biraz azaltabiliriz, belki de yok edebiliriz. Tekrar derin bir nefes alın. Bu içimdeki güvensizlik duygusu kime ait? Kime ait? Kime ait? Kime ait bu içimdeki güvensizlik duygusu? Bir sorun lütfen. İçimdeki güvensizlik duygusu. Şey gelmiyor hocam. Peki bunu bedeninizde hissediyor musunuz? Biraz bir duygu var yani. Bunu Evet. bedeninizde, bu duyguyu bedeninizde nerede hissediyorsunuz bir senancı? Göğsüm de burada. Yani burada. Peki Kalbimde. kalbinizde mi, göğsünüzde mi, her ikisinde mi? Evet. Evet, burada. Yani şurada, ortada. Kalp mi oluyor yoksa peki göğsüm arası? İki göğsün arası iman tahtası. Onun biraz daha aşağısı iman tahtasının aşağısı. Kaburgaların olduğu ara. Şimdi cümlelerle ve kelimelerle tanımlayarak sağ ve sol lobu aktive edeceğiz. Bu önemli. İşaret olarak değil de kelimelerle de desteklerseniz sizin için daha verimli olur. Göğsüm arasında yani şurada. İki göğüs kafesinizin arasında, değil mi? Evet. Oturuyor. Peki Birsen Hanımcığım, bu güvensizlik duygusu anladığım kadarıyla size tanıdık geliyor. Doğru mu? Evet. Peki size ilk kim yalan söyledi? Kime güvendiniz de o kişi sizi hayal kırıklığına uğrattı? Refika Hanım, bugün meditasyon yok. İnşallah Evet. pazartesi günü olabilir. Konuşuruz onu, Eşim. hatırlatın. Buyurun bir sen. Eşim. İlk eşinize güvendiniz ve eşiniz mi sizi hayal kırıklığına uğrattı? Evet. İnanmıyordum hiç ona. Ne söylerse inanmıyordum. Mesela inanmıyordum. Peki öyle bir anı geldiğinde şu anda bir şey hatırlamış olmalısınız. Kaç yaşındasınız? Hatırladığınız anıdaki bir sen. Çok buna gidiyorum ama Bitsin orada sonra. bir şey de 23 diyeyim.
23-24.23-24 yaşındayken sizin güveninizi sarsacak bir olay yaşadınız. Doğru mu Gülsün Hanım? Evet. Ve bu yaşadığınız olaydaki bu duygu, ilk duygu mu yoksa size bu duygu, güvensizlik duygusu tanıdık geliyor mu? Tanıdık geliyor gibi. Mesela sağ taraftan mı tanıdık geliyor bu duygu size? Derin bir nefes alın lütfen. Yoksa sol taraftan mı tanıdık geliyor? O duygu size güneşten mi geliyor ya da aydan mı tanıdık geliyor? Hızlı şekilde cevap verin lütfen. Güneşten. Güneşten. Babanızda annenize karşı güvensizlik yaratacak ya da size karşı söz verip de tuttuğu, ona inanıp da yapmadığı, söz verip de tutmadığı ve siz böyle için için yapacak edecek diye güvenirken bir hayal kırıklığı uğradınız mı? Ya da babanız annenizi böyle bir hayal kırıklığına uğrattı mı? İlk aklınıza gelen sahne nedir? Bilmiyorum hocam. Annem babam hayal kırıklığına mı uğrattı, uğratmadı mı? His olarak size ne geliyor? Ya da size karşı da olmuş olabilir. Hani derler ya çocuklar, işte benim babam senin babanı döver. Bir şeye bir şekilde güvenip de böyle, evet yapar ya benim babam halleder deyip de böyle dumura uğradığınız, güveninizin sarsıldığı ya da söz verip de yapmadığı neler olabilir? Ya da siz kaç yaşında olabilirsiniz? İlk aklınıza geleni söyleyin. İlla bir görüntü görmenize gerek yok. 9 geliyor. 9, harika. Herkes göremez arkadaşlar. Bazıları hisseder, bazıları ya sallayayım der. Ama emin olun, sallamayı siz yapmıyorsunuz. Bilinçaltınızdan geliyor cevap. Evet, şimdi babanıza söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler var mı? Keşkeleriniz, pişmanlıklarınız var mı? Keşke hiç bırakmasaydı bizi diyorum yani. Keşke yanında götürseydi beni. O zaman çoğu şey yaşamaz. Beni yalnız Şimdi bırakmaları. Terk efendim. edip gitmesi. Beni yalnız bırakıp terk edip gitmeleri. Kaç yaşında yalnız kaldınız? 3 yaşında. 3 yaşında nereye gitti babanız? Annemi abim alıp Almanya'ya gitti. Ha, anne ve abinizle. Abim 5 yaşındaydı, ben 3 yaşındaydım. Siz neredesiniz bu arada? Yengemin amcamın hanımın ablası bana baktı 2 sene. 5 yaşıma kadar. Beş Amcanızın yaşına teyzem baktı. ablası. 19 annem değil. Bir saniye. Amcanızın ablası mı baktı size? Pardon. Amcamın hanımı yani yengemin ablası baktı. Öyle değil. Amcanızın hanımı değil mi? Hanımın kardeşi yani. Ya ablası ya kız kardeşi bilmiyorum. İki Yengemin. yıl mı? 2 yıl mı baktı? Evet, 5 yaşıma kadar baktı. Sonra 5 yaşında annemler beni almaya geldiğinde ben annemleri istemedim. Yani siz benim annem babam değilsiniz dedim.
Mesela Orada abim beni kandırdı. Ay senin annen baban işte beni bunlar o değil diye. evet, orada ne Düşün. hissettiniz? Hangi duygunuz vardı? Annem babam olarak hissetmedim yani. Çünkü tanımıyordum. Unutmuş mu annem babamı? O bakan kişinin beni annem sanıyordum. Bakıcın. Yani diyeyim yani. Yengem abla. Anne Ama ve annem babanız. olarak da görmedim onu hiç, o kadını. Yalnızdı. Eşinden ayrılmıştı. İkimiz vardı sadece. Kadınla da. Ha, ismi nedir bu bayanın? Size bakan, sizinle Tevhide. ilgili. Efendim? Tevhide. Tevhide ismi. Tevhide. T ile Tevhide. 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 Size iyi baktığını mı düşünüyorsunuz? Bütün sevgiyi verdi mi size? Hiç iyi bakmadı. Hiç sevgi de vermedi ona. Hangi duyguyu? Korkardım ben ondan. Beni bırakıp giderdi böyle. Saatlerce olmazdı. Kilitleyip giderdi kapanı. Akşama kadar karanlıkta yok. Kendi başımda evdeydim. Buradan çok büyük travmalar var. Bu tek seansta ve kısaca çözümlenecek değil. Şimdi hemen şeye geri dönelim. Çok çok bu konuda şey alalım, yardım Yani alalım, güven eğitim alalım. bilmiyorum nereden kaynaklandığını. Ya da Belki bunun de eğitimini kimseye alalım. güvenemediğimden. Hemen oraya geleceğiz. Konu başlığımız güvensizlikti. Şimdi derin bir nefes alın lütfen. Şimdi seansa giriyoruz. Burnunuzdan alın. Siz de arka planda yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burnunuzdan verin o nefesi. Burundan alın. Ağzınızdan verin. Tekrar derin bir nefes daha. Sizin en güvenli alanınız, kendinizi güvende ve huzurda hissettiğiniz yer neresi? Birsen Hanım. Evimde mi? İster ev olur, ister dışarısı olur, ister mutlu bir geçirdiğiniz yer, olay, kişi, dışarısı, içerisi hiç fark etmez. Kendinizi en rahat nerede mutlu hissediyorsunuz, huzurlu hissediyorsunuz? Hiçbir yerde huzurlu değilim. Yani şimdi geldi, huzurluyum. Oturma odasında. Orada huzurluyum. Ya da kendi odamda. Tamam, siz oturma odasındasınız. Ve oturma odasında 3 yaşındaki Birsen Hanım'ı görün lütfen. Üzerinde ne var? Beyaz bir kazak gibi ya da penye gibi. Beyaz bir penye. Kazak penye Altında. yani. Tamam, altında ne var? Altında çıplak gibi sanki. Bu elbise tarzı mı? Yok. Şort mu artık kilot mu bilmiyorum. Öyle geziniyor. Nerede geziniyorsunuz? Evde mi, dışarıda mı, bahçede mi, kalabalık bir yerde mi, sokakta mı? Onu göremiyorum. Nerede oldu? Tamam. Bu Nerede oldu? üç yaşındaki Birsen Hanım'ın üzerinde beyaz bir penye var. Şu anda size yüzleştirme tekniği yapacağız. Anneniz ve babanız yanınıza geliyor. Karşınızdalar. Her ikisi de. Karşınızda sağ tarafta babanız var, sol tarafta anneniz var. Derin bir nefes alın. Ve ona söylemek istediğiniz şeyleri söyleyin lütfen. Anne, baba,
Beni neden bıraktınız? Ben size güvenmiştim oysa ki. Ama siz Anne beni baba, beni niye bıraktınız? Ben size güvenmiştim. bıraktınız. Niye Ben kendimi bıraktınız? terk edilmiş hissettim. Ben Ben kendimi terk edilmiş hissetmiştim. yapayalnız hissettim. Yapayalnız hissetmiştim. O karanlık gecelere sığındım. Ağladım. Sırdaşım oldu. Derttaşım oldu. Kimse yoktu yanımda. Siz yoktunuz. Annem yoktu. Babam yoktu. Yalnız başıma karanlıkta ne annem vardı ne babam vardı. Dertleşecek kimsem yoktu. Beni Yapayalnızlık. söyleyin, içinizden geçen her ne varsa, yüzüne haykırmak istediğiniz her ne varsa, boşaltmak istediğiniz her ne varsa, o iki göğüs kafesinizin arasında sizi tıkayan, sıkıştıran her ne varsa onların hepsini boşaltın lütfen söyleyin. Baba beni niye sevmediniz? Beni terk ettiniz. Ben size çocuğunuz değildim. Güzel. Söyleyin. Söyleyin, boşaltın içinizdekileri. O yükü taşımak zorunda değilsiniz. Bu size ait değil. Neden beni bıraktınız? Onu anlayamıyorum. Yani aileme götürüp beni götürmüyorsun. Yani ailem size de önemliydi benim için. Ben kız çocuğuyum. Benim başıma her şey gelip hiç düşünmediniz. Bana ne olur diye. Vurmak istiyorsanız vurun, çırpınmak istiyorsanız çırpının, bağırmak istiyorsanız bağırın, su mu dökmek istiyorsanız dökün. Nasıl kendinizi rahatlatacaksanız annenize, babanıza o şekilde haykırın. Ne varsa iki göğüs kafesinizin arasında söylemek isteyip, haykırmak isteyip, bağırmak isteyip dile getiremediğiniz bütün o duyguları, güvensizlik, sevgisizlik, korku, yalnızlık, onların Hiç hepsi orada. koruyamadınız beni. Kimse koruyamadı beni. Hiç sevilmedim. Hiç sarılmadınız. Hiç okşamadınız. İhtiyacım oldu. Hiç o sevgiyi vermediniz bana. Hiç yoktunuz yanımda. Neye Güzel. sarılacağımı bilemedim bile. Kime Güzel. sarılacağımı bile bilemedim. Hep kaçtım insanlardan. Erkeklerden hep uzaklaştım. Devam edin. Var mı başka? İtiraf Bir şey yapacağım korkusuyla yaşadım. Bana bir şey olacak korkusuyla yaşadım. O kendimi hiç sevgiyi güvenmiyorum. veremedim. Yani o sevgiyi kimseye veremedim. O Sizin sevgini bana hiçbir zaman alamadım. O şefkat alamadım. Bir kere olsun sarılıp kızım seni çok seviyorum bile diyemedim. evet, çırpının, dövünün, haykırın, tepinin. Nasıl rahatlayacaksanız orada söyleyin hepsini. Anlatın. Yüzleşin orada. Bütün duygularınızı atın üzerinizden. Yıllarca yaşadığınız, 57 yıl boyunca yaşadığınız. Yeter. Yeter Artık artık. çalışmak zorunda değilsiniz. Evet, anneniz, Ben babanız sevgi karşınızda. bulamadım. Size bakıyor. Ne söylüyor bir sen amcam? Ben de istemiyordum bırakmak diye. Evet. Baban götürdü. Evet. Ya, o Babanız. zaman da siz ne demiş diyor. Evet, babanız ne söylüyor? Bunu söyleyen anneniz değil mi? Evet. Babanız ne söylüyor? Babam da özür diliyor. Evet, babanız ve anneniz.
İkisi de sizin elinizi tutmuş. Ve Evet. sizi sarılıyor. Ve sevgisini akıtıyor. Ve kendilerini affettirmek için seninle konuşuyor. Olan şeyleri söylüyor. Derin bir nefes alın. Kızım, evladım, yavrum. Babanız konuşuyor öncelikle. Biz sana kıyamadık, götüremedik de. O anki şartlar ve durumlar onu gerektiriyordu. Evet, sen benim prensesimsin. Aklım hep sende kaldı. Ne yaparsın, nasıl yaparsın? Özledim, senin kokunu özledim. Sarılmayı özledim. İnanıyorum. Bana baba İnanıyorum. değişimi özledim. Aklım hep sendeydi. Ama gelemedim. Bir şekilde o zamanın şartları el vermedi. Evet, hata yaptım. Evet, farkındayım. Farklı yollar var mı? Belki yeterince denemedim. Belki yeterince araştırmadım. Ama emin ol, seni hep sevdim. İçimde, yüreğimde, canımda, tenimde, her yerimde sevdim. Lütfen beni affet. Evet, bilmeyerek de olsa sana çok şeyler yaşattım. Ya da buna sebep oldum. Kızım, canım, ben seni çok seviyorum. Lütfen. Biliyorum affetmek zor. Ama en azından affetmeye çalış. Ben seni seviyorum. Ve anneniz de babanızın peşine takılıp gittiği için aynı şeyleri söylüyorlar. Bu arada size sevgilerini, sıcaklığını ve o sıcacık kelimelerini söylüyorlar. Evet, seni bırakıp gittik. Belki uğraşsaydık götürebilirdik. Ama bir şekilde bazı engeller oldu. Götüremedik, yapamadık. Hiçbir anne evladından bile isteye ayrılmak istemez. Kızım, ben seni seviyorum. Biz seni seviyoruz. Evde seni anmadığımız bir gün dahi olmadı. Lütfen bizi affet. Yaptığımız bu hatadan dolayı o an doğru zannettik. Öyle gerçekleşti. Lütfen bizi affet. Seni seviyorum. Seni seviyoruz. Sarılın lütfen. Sıkı sıkı, sımsıkı. Belki hıçkıra hıçkıra, belki dövüne dövüne. Ama o sevgiyi, o sıcaklığı ala ala, yudum yudum, içe içe, kana kana sarılın. Alın o sevgiyi. Evet, alamamışsınız yıllardır. Alın. Kabul edin. Alamıyorum ama yapamıyorum. Yapamıyorum. 5 yıl sonraki bir sen Hanım. 62 yaşında. Şu an 57 yaşındasınız ya. 62 Evet. yaşındaki bir sen Hanım geliyor sana ve sarılıyor. Sımsıkı sarılıyor. Senden bir parça sen. Biraz daha dış çerçeveden, geniş çerçeveden bakan 5 yıl sonraki bir sen. Ne söylüyor sana? Bütün ihtiyacın olanları söylesin. Evet, Keşke yalnız annem alsaydı kaldım. diyor. Üzülme, ben buradayım. Ben varım. Güçlü ol. Ayakta ol. Dik dur. Yaşa. Üzülüyorsan üzüntünü yaşa. Seviniyorsan sevincini yaşa. Önce kendine güven. Evet, travmalarla dolu bir hayat geçirdik. Ama ölene kadar bu böyle gitmez. Önce kendine güven. Bir sen. Ayna karşısına geç ve kendine güvendiğini söyle. Senden 5 yıl sonraki sen sana sarılıyor. Bütün ihtiyacın olan güven, samimiyet, sevgi, duygu. Senden sana öyle güçlü duygular akıyor ki. Sendeki bu çaresizlik ve yalnızlık duyguları bu güçlü duyguların yanında eriyor.
ve ayaklarının altındaki toprağa doğru karıştığını görür. Ve senden 5 yıl sonraki sarılan bir sen tüm ihtiyacın olan duyguyu sana veriyor. Bunu hissedebildiğin kadar yaşa. Söylemek istediğin şeyler varsa söyle. Ya da onun söylediklerine kulak ver. Sevdiğini söylüyor. Ben. Ben Evet. bir sen. Sen güçlüsün diyor. Harika. Kendi hayal üstünde durabilirsin diyor. Kimseye ihtiyacın yok diyor. Sana Söyledikleri bir sarılıyor. harika. Onu içine çeke çeke derin bir nefes alarak bütün duyguları hücrelerinde hissederek şimdiki şu ana gelip istediğin zaman gözlerini açabilirsin. Evet, Birsen Hanım. Nasılsınız? Biraz rahatladınız mı efendim? Biraz ama yine o duygular tam bir fırtına. O duygular gitmez. Bayağı süremizi açtık. Başka kişiyi de almak istediğim için yaralarınız ve travmanız derin olduğu için bu kadar çık yapabildim. Ama bunun özel seansını, danışmanlığını alabilir ya da eğitimlerinizi alıp da kendinizi onarabilir, arındırabilir, tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Sizin Affetme nezdinizde. yapmam gerekiyor. Kendimi de affetmem yapmam, özgürleşmem gerekiyor. Evet, birden fazla travma var. Derin olduğu için bir nebze rahatlatmaya çalıştık. Umarım başarabilmişizdir, rahatlamışsınızdır. İnşallah. Şimdi sorulara cevap vereyim. İkinci kişiye geçeceğim. Sormak isteyen varsa el kaldırabilir. Refika Hanım bugün meditasyon var mıydı ya falan yapmış. Meditasyon size özel, evet, hazırlıyorum arkadaşlar. Onu pazartesi günü yapalım mı? Hepiniz bugün gayet güzel, sayınız da fazla. Onu da belirtmiş olayım. Size özel meditasyon çalışması hazırlıyorum. Pazartesi günü inşallah yapalım. Bütün arkadaşlarınızı çağırın. Herkesin etkilenebileceği toplu seans. Nelere kimlere faydalıdır hemen söyleyeyim. Bir düşüğü varsa, kürtajı varsa, annesi ölmüşse, babası ölmüşse, eşinden ayrılmışsa, iflası varsa, herhangi bir sevdiği nesneyi kaybetmişse, bu kedi olur, köpek olur, kolye olur ya da herhangi bir şeyler. Bu ve buna benzer ayrılıklarınız, travmalarınız varsa, affetme çalışmaları varsa onları yapacağız muhteşem bir şekilde bir seans hazırlıyorum inşallah. O yüzden pazartesi günü bir Zuhal Hocam'la konuşup netleştirelim, haber ederiz, gruptan da yazarız inşallah. Eşinizi, dostunuzu çağırın gelin. Refika Hanım'ın sorusuna da cevap olsun. Bana sıra gelir mi peki hocam? Bekleyeyim mi? Seansı da bölmeyeyim. Transa mı? Geçti. Kim geçti? Onu anlamadım. Evet, şimdi Refika Hanım buradaysa onu alabiliriz. Ya da dün Perihan Hanım rüzgar vardı, alamadık, yarım kaldı. Onu alabiliriz. Ya da isteyen arkadaşlarımız varsa Ben Refika buradayım. Hanım el kaldırdı. Sesinizi açıyorum Refika Hanım. Bugün güzel, harika, 31 kişiyiz. İlk gün daha çoktuk. Refika Hanım, uygunsanız eğer görüntünüzü açabilir misiniz? Mümkün mü güzel sizi görmemiz? Merhaba. Merhabalar Refika Hanım, hoş geldiniz. Sorularınıza cevap aldınız umarım. Bir tek şey hacamat eğitimi de veriyorsunuz sanırım. Bu hacamatta benim göğüste 2 tane kitle çıktı. Oraya sürük tedavisi yapılır mı?
Sürük tedavisi yapılır ama bazı sorular sormam lazım. Daha net ve detaylı bilgilendirmen için tek soru cevapla, çünkü sağlık bu. Net olarak bazı şeyler işte ilaçtır, şudur budur, psikolojik durumunuz kronik mi değil mi nedir nasıl, bu sorular önemli. O yüzden bana özelden yazarsanız bilgilendiririm. Buradaki seans vaktinizden de çok gitmesin istiyorum. Ama yapılır. Genel olarak bilgi vereyim en azından. Arkadaşlarımıza da şey olur. Göğüste kitle. Birinci, ikinci aşamada kanser hastaları da seviyesi önemli olmakla birlikte. Bu vitamin değerleri önemli olmakla birlikte yapılır, yapılabilir. Bu şekilde kitleler eriyor. Sülüğün içerisinde 400 küsürde enzimler bizim vücudumuza girdiğinde oradaki blokajı yok ediyor, temizliyor. Ve sülükten sonra akan kanla birlikte o toksinler dışarı gittiği için atılıyor. İçeride de o enzimler onarım yapıyor. İnce işlem dediğimiz onarımla mükemmel sonuçlar alıyoruz. Şükürler olsun. Çok iyi. Umarım detaylı olmuştur ama tam olarak genel bilgi verdim şu anda. Hacimat kişiye özel. Aynı psikolojik danışmanlık seansları gibi. Tamamen kişiye özeldir. Benim size vereceğim, başkasının göğsünde kitle varsa ona verilmez. Çünkü her insan farklıdır. Metabolizması, işte kişiliği, yansıması. O yüzden kişiye özel seanslar veriyoruz ve bilgilendiriyoruz. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Refika Hanım, soy isminiz nedir? Yani şu anki soy ismim Demir ama eşimden ayrıyım. Boşanma Tamam. Bu kızlık soy isminiz mi? aşamasındayım. Evlilik soyadım, kızlık soyadım Kurt. Kurt. Kaç yaşındasınız efendim? 42. Kaç? 42. 42. Refika Hanım, çocuklarınız var mı? Yok hocam. Kaç Hiç yıllık olmadı. evlisiniz? 10 ay sürdü. 11 ay. Şu şekilde şöyle biraz daha. Peki şu anda daha fazla sorular sormam lazım aslında da. Bu prototip ve kısa bir eğitim olduğu için direkt soruya gireyim ben sizde. Refika Hanım, bugün sizde hangi konuyu çalışırsak size faydalı ve verimli oluruz söyler misiniz? Bu hastalık diyemeyiz değil mi? Mesela değersizlik, kabul görmeme, sevgisizlik gibi bir başlık mı söylemeliyim? İster hastalık olur. Geçen bir tane arkadaşımıza kalpte rahatsızlık varmış. Kalp hastalığından girdik. Akış bizi çok güzel farklı yerlere götürdü. İsterseniz duygusal durum olarak, isterseniz davranışsal, işte atıyorum hayır diyememe yönümü sevmiyorum mesela. Bunun için neler yapmalıyım? Her şekilde hepsi olur. İlk aklınıza gelen nedir acaba? Hocam o zaman sol göğüste kitle var ya beni çok tedirgin ediyor. %20 de kanser dilime getirmek istemiyorum. İhtimali de var. Biyopsi yapılacak ve ardından ameliyat. Bununla ilgili çalışma yapabilir miyiz? Tamam. Şimdi yapalım. Dediğim gibi bu prototip hepinize de bu şekilde hastalık üzerine de şey olsun. Bir deneyim olsun. Anneniz hayatta mı efendim? Hayatta demans hastası. 4 senedir. Sizin bu teşhis ne zaman kondu? Yeni hocam daha yaklaşık 1 ay gibi bir süre oldu. Peki sizin vücudunuzdaki yan etkileri nelerdir? Halsizlik. Uykusuzluk, Ağrı var kayıp mı? var hocam. Sol Süre taraf gelen bir ağrı mı, ara ara mı geliyor? ara ara hocam ve strese girdiğim zaman bu ağrı oluyor. Sol tarafta olduğu için kalbe de yansıyor.
Peki anneniz ne kadar süredir demans? 4 senedir. Annenizle aranızdaki bağ ve iletişim nasıl Refika Hanım? Mükemmel derecede iyi. Anlaşıldığınızı hissediyorsunuz ve karşı tarafında kolaylıkla anlayabiliyorsunuz, değil mi? Şu an demans olduğu için hani onu en iyi anlayan benim 3 kardeşiz, birlikte yaşıyoruz. Hani bu süreçte hep ben vardım yanında. O yüzden şu an iletişim anlamında daha iyiyiz. Ama öncesinde Peki tekrar alayım orayı. pek benim söylediklerimi algılayamıyordu. Yani mutsuzken gülebiliyordu ama bu rahatsızlığın vermiş olduğu bir tepkiymiş aslında. Bu da beni çok sinirlendirdi. Çocukluğunuzda aranız nasıldı? Fena değildi hocam, iyiydi yani. Sever miydi? Sevgi sözcükleri kullanır mıydı size? Evet, yani nadiren de olsa kullanırdı. Başınızı okşar mıydı? Yavrum kuzum kelimelerini kullanır mıydı? Yoksa söz olarak değil de işte bakış olarak, göz olarak bir bazı ebeveynler vardır. Eşek sıpası derken bile sever mesela. Yani öyle bir karakter de vardır. Hangisine giriyor sizinki? Bakışlarla, yani bunu birçok kişi de söyledi. Seni çok seviyor, çok düşkün diye. O sevgisini bakışlarla daha güzel ifade ediyor. Kendisi sevgisiz büyüdüğü için hani genelde seni seviyorum gibi cümleleri bilmiyor. Kullanmıyordu pek. Ama sevgisini hissettiriyordu. Dokunuyor muydu? Mesela saçınızı okşama olur, böyle yanağınızı sıtırmak olur. Bu şekilde temas halinde gösteriyor muydu? Ara ara bunu yapıyordu. Hmm. Şimdi psikolojik danışmanlığı yaptık. Şimdi seansa geçelim. Evet. Bizim ritüelimiz nefestir. Nefeste geçelim mi? Ağzınızdan derin bir nefes alın. Ağzınızdan verin lütfen. Tekrar bir nefes daha alın. Ve bu nefesi kolaylıkla, sevgiyle verin lütfen. Bu sol göğsünüzde bulunan kitle kaç milimdi? Hocam şu anda ultrason tetkiki yapılıyor. Henüz netleşmedi. Hmm. Anladım. O zaman sol göğsünüzdeki gözünüzü kapatabilirsiniz. Daha kolay ve daha güzel akışta ilerlemek için. Derin bir nefes alın. Bu sol göğsünüzdeki sizi rahatsız eden, size ağrı yapan bu kitleyi düşünün. Ona odaklanın. Bunun şeklini, rengini söyler misiniz lütfen? Hissettiğiniz ya da gördüğünüz. Direkt yeşil bir damar şeklinde gördüm hocam. Peki bu sol göğsünüzdeki bu yeşil damar şeklinde olan kitlenin uzunluğu ve ağırlığı nedir? Milim. 60 milim. Ağırlığı da 2 miligram diyeyim. 2 miligram ağırlığında
Kaç şiddetinde hissediyorsunuz? 1 ile 10 arasında ölçerseniz 1 en düşük, 10 en yüksek. 7. 7 şiddetinde hissettiğiniz sol göğsünüzde 2 miligram ağırlığında ve 60 milim kalınlığında yeşil damar şeklinde olan bu kitlenizi derin bir nefes alın ve bir hayvana dönüştürün lütfen. Bu ne olurdu? Dönüştürdüğünüz hayvan. Efendim? Hocam. Anlamadım. Kirpi. Kirpi. Bu dönüştürdüğünüz kirpiye aklınıza hemen de ilk gelen cevabı söyleyin lütfen. Bedeninize ne zaman girmiş olabilir? Kaç yıl önce? Kaç ay önce efendim? 2004. 2004'te ne oldu? Hatırlamıyorum ki hocam. Onun hiçbir şey yok. Süper. 2004'te bedeninize, sol göğsünüze giren bu kitle güneş mi koydu, ay mı koydu, yoksa kendiliğinden mi geldi? Güneş görüyorum hocam. Güneş'e bir sorar mısın lütfen? Bu kitleyi sol göğsüme sen mi koydun? O güneşi hisset. Evet. Peki tekrar sormanı rica ediyorum. 2004 yılında mı koydun? Evet. Peki Güneş'e bir tekrar sormanı istiyorum. Neden bana koydun? Sevgisizlik, kendi yaşadığım sevgisizliği ve değersizlikten dolayı. Bu güneşte olan sevgisizlik ve değersizlik duygusunu kirpiye dönüştürmüştük ya. Yani bu kirpi ona ait. Doğru anladım değil mi? Doğru hocam. Peki güneşe bir tekrar sorman istiyorum. Bu kirpiyi sana birisi mi koydu yoksa sende mi oluştu? Bunu güneşe soracağım. Bu Güneş'e kirpi sorun lütfen. Evet. sen mi koydun yoksa Bu kirpiyi sana birisi mi verdi yoksa sen mi oluşturdun? birisi verdi. Hmm. Bana Güneş'e birisi veriyor, o da size veriyor. Doğru mu anladım? doğru. Evet. Tamam. Tekrar güneşe bu kirpiyi sana güneş mi verdi, ay mı verdi diye sorar mısın? Her ikisi de diyor. Hmm. Bak buna senin bu eşofmanın altını elimde yıkamam lazım. Bir önce Refika Hanım sesinizi tekrar açmayı istedim. Açabilir misiniz? Şu an sesiniz gelmiyor. Bütün herkesi sessize aldım. Sesler geliyordu. Dikkatinizi almasın. Güneşe hem güneş hem ay vermiş. Doğru mu? Geliyor hocam. Şimdi gözünüzü kapatın. Tekrar bir nefes ve kendinizi bir çınar ağacı olarak düşünün lütfen. Derin bir nefesle bu çınar ağacında siz dallarınız, yapraklarınız, gövdeniz upuzun, yemyeşil,
Belki de bir iki apartman boyunda ve köklerini de görün. Onu da hissedin. Mor, beyaz ve yeşil lalelerle birlikte. Ve bu çınar ağacının üzerinde sağ tarafta güneş, sol tarafta ay. Hani yumurta kırılır da sarısı ve beyaza dökülür ya. Onun gibi nurlu, akarsu gibi şırıl şırıl sevgi duygusunu, değerli olma, var olma, varlığını kabul etme duygularının hepsini size akıttığını düşünün. Onu görün, onu hissedin. Bütün sevgilerini güneş ve ay akıtıyor oradaki çam ağacına. Ve o çam ağacı bu sulardan rahmani, sevgi, mutluluk, değerli olma, varlığını kabul etme, olanı kabul etme ve sevgiyle bakma duygularının hepsini size döküyorlar. Çağlayan bir şelale gibi, güldür güldür bu çınar ağacını, yani sizi besliyor, daha da güçlendiriyor. Ve bu güneş ve ayın tepesinde de güneş ve ay var. Sağ tarafınızdaki güneşten dökülen şifalı sevgi, mutluluk, huzur ve onun üstünde, güneşin üstünde tekrar güneş ve ay. Onlar da yumurta gibi ikiye yarılıp şelale gibi sularını çağlayarak güneşten de size daha derin güldür güldür geliyor. Ve ay da ikiye yarılmış bir vaziyette bütün sevgisini, mutluluğunu, varlığını, değerini, yeterli olabilme duygusunu, güven duygusunu, bütün ihtiyacınız olan duyguları çağlayarak şelale size akıtıyor. Ayın üstünde sol tarafınızda bir ay ve yıldız ve güneş, ay, yıldız ve güneş. Onlar da aynı şekilde çağlayarak aya akıtıyor. Ve ay daha da güçlenerek size daha da fazla sevgisini, mutluluğu akıtıyor. Tüm bedeninizde hissedin, özellikle sol tarafınızda. O suların temizlediğini, böyle tabakları gıcır gıcır yıkarız da ses gelir ya, gıcırt diye. O şekilde temizlendiğini ve toprağa karıştığını, o çınar ağacının böylelikle daha da güçlenerek, serpilerek, kuruyan dalların döküldüğünü ve yemyeşil dalların oluştuğunu, taze taze yeni doğmuş bir bebeğin yüzü gibi yaprakları, kolajen dolu, canlı, heyecanlı. Ve elinizi göğsünüze götürün ve sol göğsünüzde hissedin. Bu temizliği, bu arınmayı hissedin. Hatta orada varsa kalıntılar, izler, böyle bardağı süngerle sürter gibi iyice temizleyin. Evet, sevgi, mutluluk, şifa, bütün güzel duyguları gönderin. Hangi duyguya ihtiyacı varsa temizleyin lütfen. Ve sol göğsünüz temizlenirken ayağınızın altında toprağa karışan o bulanık renkli
Kitleden Suzan, kirli sularında tamamen gidip arındığını, sizin vücudunuzu terk ettiğini düşünün. Ay, size bütün tebessümüyle, bütün gülümsemesiyle şifa veriyor, mutluluk veriyor. Kaynağı yaradandan olunca bütün imkansızlıklar kolay olur. Sıcaklığın sol göğsünüzde özellikle böyle tatlı bir sıcaklığın yayılmasına izin verin. Kabule geçin. Keşkeleriniz varsa bırakın o suda yıkanın, temizlenin. Annenizde kızdığınız noktalar, belki affedemediğiniz noktalar varsa affedin. Kabul edin. Koşulsuz sevgiyi, çıkarsız, beklentisiz sevgiyi almayı ve vermeyi seçiyorum. Yaradan'ın şifasıyla şifalanmayı seçiyorum. Evet, bu çınar ağacı 3-4 katlı apartman boyutta daha da büyüdü, daha da serpildi. Ayın yüzü gülüyor ve onun üstündeki ay, güneş ve yıldızlar, onların da yüzü gülüyor. Ve siz de artık bu güzel duyguları alıp kabul ediyorsunuz. Ilık bir sevgi seliyle özellikle sol göğsünüzü yıkayıp şifalandığınızı görün lütfen. Onu hissedin. Bu suyun şırıltısını duyun ve yaşayın. Derin bir nefes alın. Ayı, güneşi, sağ tarafınızdaki güneşi, sol tarafınızdaki ayı, sağ tarafınızdaki güneşin üstündeki ayı ve güneşi sevgiyle el sallayarak, öpücük göndererek ya da sarılarak gönderin. Özellikle sol taraftaki ay ve onun üzerindeki ay, güneş ve yıldız, kucaklayın, sarılın, doya doya. Teşekkür edin, şükredin. Almam gereken dersi aldım. Şükürler olsun. Koşulsuz sevgiyi almayı ve vermeyi seçiyorum. Deyin ve sevgiyle gönderin onları ve çınar ağacı. Selvi boylum çınar ağacı. Öyle gür, öyle dik, öyle dinç, yaprakları narin, tertemiz, kökleri öyle. Ve bunu kabule geçin. Derin bir nefes alarak şimdi, şu ana, şimdiye gelebilirsiniz. Şükredeyim hocam. Gözlerimi açabilir miyim? Tabii ki. Çok güzeldi hocam. Bu Ve teknik hiç aklımda yoktu. Önce beni itiraf edeyim, sonra size vereceğim sözü. Buyurun. tamam. Buyurun. Bana mı dediniz? Yani anlamadım. Başkası mı konuşacaktı? Yok yok, önce ben itiraf edeyim dedim. Bu tekniği uygulama fikri hiç aklımda yoktu. Anda ve akışta gelişti. Bu da farklı bir teknik. Bilinçaltı tekniklerinden bir tanesidir. Sizin nasibinizde, kısmetinizde demek ki bu şekilde rahatlayacaksınız. Sözü size bırakıyorum. Nasılsınız? Nasıl hissettiniz? Hocam çok iyiydi. O hani güneş, ay ve yıldızlar, işte oradan sevgi akıyor dediğinizde şura uyuştu tamamen. Kafamın üst tarafı, sol tarafımda uyuşma oldu, sonrasında terleme.
O kirpiği görmemeliydiniz demiş Kirpiyi göndermeliydiniz diyor gözüm mesajlarda. Evet sizi dinliyoruz. birisi. Hocam annem demans hastası demiştim ya, yatırmıştım onu. Hani belki çalışmaya girerim diye kalben de öyle niyet ettim aslında. Sonrasında çalışmanın sonlarına doğru annemin sesini duydum. Yani yürümeye başlamış, normalde destekle yürüyor. Elinden tutmam gerekiyor ve yataktan kaldırmam gerekiyor. Şu an geldi mutfakta ve sandalyeye oturdu. Size de göstermek istiyorum. Şaka gibi. Annem. Merhaba. Merhaba. Merhaba teyze, nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Kulaklarınızı çınlattık biraz önce. Mucizeler Rabbim için o kadar kolay ki. Ay. Hocam herhalde şifa anneme de yansıdı diyorum. Kendi kalktı ve sandalyeye oturabildi yani. Ama seansın sonlarına doğru gerçekten tedirgin oldum. Yani hani yürüyebilecek mi, gelebilecek mi falan diye gözümü de açmak istemedim. Allah'ım sana teslimim. Annem sana emanet diye. Ay hocam çok terledim ama iyi geldi. Çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Şükürler olsun. Arkadaşlar, niyet hayır, akıbet hayır. Evet, biraz önce arkadaşımız yazdı ya, kirpiyi göndermeliydiniz. O kirpi size ait değildi, başkasına aitti. Gönderseydik evet iyi olurdu. Akışta geliştiği için, biz farklı konulara da geçtiğimiz için onu göndermesek bile siz onu fark ettiniz. Kime ait olduğunu buldunuz ve o da atalarından almış. Hani sahibi belli oldu en azından. Ona rağmen niyetimizi aldık. Ben elimden geleni yaparım. Her zaman söylüyorum. Şifasını Rabbim verir. Her zaman için söylediğim bu. Yeter ki biz elimizden geleni yapalım. Rabbim, ben bildiğim ölçüde yaparım, yapmaya çalışırım. Şifası senden ya Rabbi. Diyerek insanın kendini, acziyetini biliyor olması gerekiyor ve bilmesi gerekiyor. Bu hepimiz için öyle. Bıçak sırtı bir şey. Bazen eksik de yapsak, yanlış da yapsak, belki ağzımızdan insanız ya, yanlış bir söz de çıksa, inanın Rabbim öyle güzel şifalandırıyor ki. Rabbim Öyle. alternatif zaten. Ve şu anda sizin söylediğinizde gerçekten çok mutlu oldum, memnun oldum Refika Hanım. İnşallah şifa olsun. Sonucunu bildirin lütfen. Merak İnşallah. ediyorum. 28'inde ultrasonum var hocam, biyopsili ultrason. Ondan sonraki süreçte artık belli olacak, netleşecek. İnşallah ameliyat olmam. Çünkü annemle ilgilenebilecek kimse yok. Stres oluyorum o zaman, sıkıntıya düşüyorum. Öyle hocam. Ağzınıza sağlık. Hakkınızı helal edin. Çok güzeldi. Anneme bile Rica hemen ederim. Orada annenizi de şifalandırdık. Ben yalnız şunu merak ediyorum. Ağzımdan bir kelime çıktı ama şükürler olsun. Dedi ki akıştayız. Konuşturana bakın. Annenizin kardeşleriyle arası nasıl? Öyle bir şey yakaladım orada. Benim ağzımdan yanlışlıkla çıktı da bana göre tabii ki. Ama bir konuşturan var. Annenizin kendi kardeşleriyle arası nasıl? Annemler iki kardeş, bir dayım var. Fakat hiçbir zaman aralarında 3 yaş olmasına rağmen abla diye hitap etmeyen bir erkek kardeş. Ve hiçbir zaman annemin yanında olmayan bir kardeş. Annesi evlatlık veriyor babaannesine. Annem kardeşiyle ayrı büyüdüğü için aralarında kopukluk var. Yani sevgi olduğunu düşünmüyorum. Bir kopukluk var hocam. Ve onlardan da bize sirayet eden, yani biz de 3 kardeşiz. Bizim aramız da kopuk. Yani kimse kimse etmiyor. Böyle bir durum. Niye dikkatinizi çekti? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu bilmiyorum bazen ağzımızdan işte eğitimlerde seanslarda falan bir şey çıkar ya ben onu demeyecektim diye düşünürüz ya işte farkındalık boyutu burada gelişiyor zaten. Allah Allah ya
Bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan ağzımdan bir şey yok ya, ben onu demeyecektim. Acaba bunu niye dedim? Rabbim bunu bana niye dedirttin? İşte şu anda bunun cevabında da kopuk olduğu bir şekilde anlaşamadıkları ve orada da çok travma vardır, o ayrı konu olduğunu söylediniz. Yani benim sorduğum soruyu da onaylamış oldunuz. Şimdi sizden ricam, bu dayınızla ilgili herhangi bir şekilde, önceden yapmadığı bir şekilde bir haber, bir konuşma, bir şey için bir adım vesaire olursa bilgilendirir misiniz lütfen beni ve şu anda burada bu grupta olan arkadaşlarımızı? Ay inşallah hocam. Yani bu mucize olur gerçekten. Neden Hani olmasın? böyle bir iletişime geçilmemiş. Bizi bile hiç aramaz dayım. Yani böyle bir şey olursa hakikaten mucize olur diyeyim. Olur olabilir. Şu anda yaşadığımız hep birlikte ve diğer arkadaşlarımızdan şahit olduğu şeyler mucize değil mi arkadaşlar? Bunlar canlı yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Önemli olan fark etmek. Önemli olan şükürler olsun Rabbim. Hamdolsun. Daha da iyi et. Mucizelerini göster. Yağdır. Hayretinle şükrümü artır. Benim en sevdiğim dualardan biridir. Hayretinle şükrümü artır. Bunun içinde mucizeler de var. Hocam şu an annem bile bana mucize. O yataktan kalktı, yatak odasından buraya kadar geldi ve sandalyeye oturdu. Yapamıyor bunları. Elinden tutmadan kalkmıyor yataktan. Yani o çok terledim. Evet, bakmam gerekiyordu orada, ne olursa olsun düşebilir, çarpabilir. Ama maşallah Allah'ım dedim, sana güveniyorum. Yani çok güzel oldu. Belki dediğiniz gibi dayımdan da öyle bir haber gelirse hocam artık muhteşem olur. İnşallah sizden ricam, lütfen bizi bilgilendirin. Evet, bizleri de şifa olsun. Aynur Hanım yazmış. Raziye Hanım, mucizeler bizlerle olsun elhamdülillah. Arkadaşlar, arka planda yapan bu çalışmayı, şimdikini veya biraz öncekini yapan ve fikrini, hissettiklerini söylemek isteyen, dile getirmek, anlatmak isteyen arkadaşlarımız var mı? El kaldırabilirler. Hissettiğiniz şeyler olur. Sormak istediğiniz sorular olur. Hiç yapmadınız mı arka planda çalışmaları arkadaşlar? Aşk olsun. Küstüm size. Sizler şifalanın, faydalanın diye uğraşıyoruz. Raziye Hanım, benden de alkış efendim. Sesinizi açmayı istedim, açabilirsiniz. Aynur Hanım el kaldırıyor. Arzu Hanım söz vereceğim. Hocam ben yaptım. Evet. Benim de 4 ay oldu. Tiroid teşhisi konuldu hocam. Çocuklar bilmiyor da o yüzden. İsmini kaçırdım, bir tekrar alabilir miyim? Tiroid kanseri teşhisi. Tiroid. Kaçıncı aşama? Bir mi, iki mi? Hocam İstanbul'da gittiğimde lenflerde üçüncü evre var demişlerdi. Ama sonrasında tekrar doktora gittim. Yok dedi. Yani 3-4 aydır o doktor bu doktor derken bayağı bir aralardayım hocam. Lenflerde var mı yok mu? Tam bir netleştiremedik. Ben de Ankara'ya gideceğim Allah izin verirse. Ya aslında tiroidde küçük hocam. Yani bir ultrasonda 9 milim çıktı, diğerinde 11 milim çıktı. Sol lobda benim de. Ben de şimdi tikanımla yaparken siz, ben de kendi sol lobda boğazıma çalışma yaptım. Ama Süper. arada sesler geliyor, çocuklar gelecek diye de tedirgin oldum. Tam konsantre olamadım açıkçası hocam. İnşallah şifa olsun. Rabbim bunu fark etmeyi nasip etsin ki fark ettikten sonra zaten şükrümüzü artırıyor. Bu konuda hastalıklar konusunda da şu anda Refikan'la çalıştık mesela. Hastalıklar konusunda da seans alabilirsiniz. Ya da kendinizden başlamak koşuluyla başkalarına da yardımcı olmanın eğitimlerini alabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ederim Raziye Hanım. Bu şekilde çalışmalarla Allah'ın izniyle rahatlarsınız. Gerçekten mucizeler
Gerçekten var ya, ve Rabbim bunu yaşatıyor. Yani farkında olmamızı idrak etsin. Bence asıl mucize bizim farkında olmamız. Şifa Kesinlikle, kesinlikle hocam, ben ona inanıyorum zaten. İnanın ben 4 aydır benim çevremde kimse bilmez benim böyle bir hastalığımın olduğunu. Hiç fark etmediler ve ben hiç o odada girmedim elhamdülillah. Ve ben inanın hocam biyoenerji seansıyla manevi ameliyatla inşallah iyileşeceğime inanıyorum. İnşallah. Kalbinizin, şuranızın sesini takip edin. Burası gerçekten doğru söylüyor arkadaşlar. Bazen tereddüt ettiğimiz, şüphelendiğimiz konularda şurası ne diyor? Buna bakmak lazım. Kalbi araştırmışlar. Orası apayrı bir şey. Tüm vücuda göre, zihne göre. Zihin apayrı bir mantık süzgeci var, şudur budur. Kalbin de öyle çıkmış, biliyor musunuz? Hani beyinle bağlantılı olmayan, tek başına çalışan farklı yerleri var. Ve Rabbim öyle güzel yaratmış ki gerçekten hislerimiz, sezgilerimiz, özellikle kadınların güçlüdür. Eğer inanırsanız mucizeler çok. Çok çok hocam, ya hocam ameliyat diyorlar ama benim içimde hiç ameliyat geçmiyor. Yani ben belki de 1 yıldır ben biyoenerji seansı alıyorum, kendim dersleri alıyorum, Tarkaç dersi alıyorum, regresyon alıyorum. Belki onlarla bayağı bir yoğunlaştım. Yani hiç ameliyat aklımın ucundan bile geçmiyor hocam şu anda. Şükürler olsun. Tamam, teşekkür ederim. Şifa olsun inşallah. Var mı başka? Arzu ve aynı canıma da söz hakkı vereceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Arzu Hanım buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş Az geldiniz. önce bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Böyle sizleri görünce ekrandan daha iyi oluyoruz. Teşekkürler. Şifaya Rabbimizi vesile kılınca daha da mutluluğumuz artıyor tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben ikisine de arkadan katıldım. İlkinde ben bayağı bir ağladım. Çünkü belki şeydendir. Babamı daha 4 ay önce kaybettim. Belki onun etkisidir, bilmiyorum. Bayağı bir şey oldum. Ama bayağı bir böyle nasıl diyeyim, içimi bir boşalttı. Onu birkaç kere tekrarlamak gerekiyor. Böyle kayıtlar falan var mı? Çünkü Var. tam böyle içten boşalamadım. İnşallah tekrarına eğitimlerde de yapabilirsiniz. Bu konuda danışmanlık da alabilirsiniz. Seçenekleriniz fazla arkadaşlar. Her konuda, her anlamda. İster fizik, biyolojik olarak hastalıklar, ister ruhsal hastalıklarınız, isterseniz de davranışsal hastalıklarımız. Mesela hayır diyemiyorum. Deminki verdiğim örnek gibi. O yüzden kurtulabilirsiniz. Bunlar çok kolay. İşte onlara Şifa birkaç olsun. Tam katılabilir. sizlik. Evet. Yani şu an için o derslere katılamayacağım. Benim şu an bir dükkan durumu var. Onu satmaya çalışıyorum. Yani şimdi benim evde olmamam bile gerekiyor. Gitmedim, dükkana gideceğim birazdan. Pek şey zamanım olmuyor. Bu dükkanı bir halledersem ondan sonra zaten bu tür derslerin hepsine katılacağım. İnşallah. Hepsini öğrenmek istiyorum. Tarot'a inşallah bakalım Filiz Hanım'la başlayacağız. İnşallah. Özel seans alabilirsiniz. Tam olarak boşalmadığınızı hissediyorsanız ve ölümünüz de tazeymiş, daha 4 aylık. Tam bu aşamalarda kolaylıkla atlattığınız zaman hayat kaliteniz ve yaşam kaliteniz daha da iyi artacaktır. Bu bilinçle, bu farkındalıkla sizin için kolay olacaktır. Menopoz başlangıcı ile ilgili bir şey yapılabiliyor mu? Herhalde bende öyle bir durum var. Onun bilgileri önemli. Konunun derinliğini, içeriğini bilmiyorum. Çok farklı yerlere de gidebilir. İsterseniz dediğim gibi özel danışmanlık alabilirsiniz o konuda. Eğitime zaten sonra düşünüyorum dediniz. Var. Sonradan düşünüyorum. O zaman sizin numaranızı az önce ben aradım, şeyde bulamadım grupta. Hani özelden yazayım. Olabilir. Bulabilirsem mesajı ben yazabilirim, ya da bilen arkadaşlarımıza mesajda yazabilir. Ya da gruptaysanız orada bulursunuz, haberleşiriz.
Var mı başka sorunuz efendim? Aynur Hanım'a geçeceğim. Çok bekletmeyelim Aynur Hanım'ı. Tamam, çok teşekkürler. Şifa olsun. Katkı olduğuma sevindim. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şükürler olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Aynur Hanım, buyurun sizi alalım. Evet. Benim Aynur Hanım, başka bir Aynur Hanım daha görmüştüm ben de. Onun için dedim. Ben çok katılamadım ama aynı Arzu Hanım gibi benim de babam bir ay önce rahmetli oldu, ocağın 11'inde. Ben devam edemedim. Baştan sonra da asansör kesilmiş bizim merdivenleri, şey asansör bozulmuş. Merdivenleri yaya çıkmak zorunda kaldık eşyalarla. Bir indim, bir çıktım. Herhalde ondan kesildi zannettim. Yukarı çıkınca tekrar açma imkanı oldu. Yani duygulandım bayağı. Nereden geldiğini de duygunun bilmiyorum. Hangi Yani çalışmada bir Refika Hanım'ın çalışmada. son çalışmada mı? Dur bakayım, bir bayan vardı, Refika Hanım'dı galiba. Almanya şey anneleri Almanya'ya mı Hollanda'ya mı 3 ay onu 3 Birsin yaşında Hanım. Birsin. yengesinin kardeşine bırakmışlar, evet. Birsin Hanım. Evet, devam edelim. Lütfen anlatın. Ondan sonra pek şey yapamadım yani, bazı böyle kopuk kopuk şey yaptım ama tam da nefes al nefes ver yine oturdum hemen aceleden. Yani kopuk kopuk geldi ama gene de beni bayağı bir duygulandırdı. Şükürler olsun. O çıktı şeyini anlayamadım. Boşaldınız mı? Biraz bu sırada sık sık oluyor. Bilmiyorum. Yani duyguyu yoklamaya çalışıyorum. Duygunun nereden, niçin geldiğini de anlayamıyorum. Rahatladınız mı? Hani kime Böyle ait zamanlarda derken bu ben durum... şeydim. Tamam diyecektim. Efendim? Tam onu diyecektim. Böyle zamanlarda bu duygu kime ait? Bu duygu kime ait? Sürekli bunu sesli olarak sesiniz duyacağı şekilde söylerseniz eğer cevap er ya da geç gelecektir. İşte o siz yine bu duygu kim yine diyordunuz. O zaman duygunun sol tarafında bir yerde, karnımın oralarda hissettiğini fakat duygunun ne olduğunu da anlayamıyorum o an. Sırf ağlamak geliyor, duygulanmak geliyor. Hani Ağlasaydınız, duygu ağladınız mı? kızmazsa ağladım ağladım. Ya Süper. da duygunun ne olduğunu hani şeylik ve özgüven mi ne olduğunu da tam şey yapamıyorum. O zaman ona ekstra bir bakmak veya çalışmak gerekiyor. Tanımlayabilmeniz için. Şimdi bazı sorular sormamız İşte gerekiyor. sonuna doğru. Evet. Bilinç altına inmemiz gerekiyor. Nedir, ne değildir? Mesela biraz önce Birsen Hanım'da o kadar farklı travmalar, durumlar, olaylar belki rahat 8-10 seans sürecek. Rahat yani fazlası da vardır. Durumlar ve konular Evet. vardır. Burada kısıtlı zamanda ancak bu kadarını yapabiliyoruz. Hatta bayağı bayağı da Evet. süremizi aştık. Amacım faydalı olmak sizlere. Şimdi arkadaşlar, sadaka Oldu. mahiyetinde kuşlara ya da askıda ekmeği verirseniz bu şekilde daha iyi şifalanırsınız. Bilginiz olsun lütfen. O yüzden bunu belirtmek istedim. İnşallah sonraki seanslarda çalışabilirsiniz. Bu konu denk gelirse özel olarak isterseniz eğer danışmanlık alabilirsiniz. Eğitimlerde daha geniş detaylı bilgiler veriyoruz. Dediğim gibi seçenekleriniz çok. Hangisini isterseniz onları değerlendirin arkadaşlar. Bunlar bir fırsat. Bunlar mucize. Bunlar bir rüzgar. Olabilir. Hani kimdi bir adamın şeyi vardı sözü. Evet. Bu fırsatlar bir rüzgar gibidir. Eserken yakalamasını bilmeli insan. Rica ederim Refika Hanım. Teşekkür etmiş.
Benim numaramı ben attım sanırım ama doğru yere mi attım acaba? Bunun mesaj bölümü nerede? Ben nasıl mesaj yazacağım? Bana biraz yardımcı olur musunuz? Bulamıyorum. Hep birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Ben de bilmediğim için direkt yazdım ama size gelmiş galiba mesaj. Şimdi baktım öyle yazıyor. Şeyden burada Zoom toplantısında yazıyor. Hep birlikte öğreniyorum. Aynen. Öğreniyoruz. Sizler de Başlayalım. bana bu şekilde katkı oluyorsunuz. Aynen. Ben Açıkçası yazdım. öğreniyorum. Sibel Özcan hanımefendiye yanıtlarken bulmuşum. Oraya yazmışım numaramı. Bu bölgeleri tiroid ve göğüs anne sütüyle yıkadığınızı temizlendiğini imajine edebilirsiniz diye. Ben oraya cevapları bulmuşum. Oraya yazmışım arkadaşlar. Ben numarayı bulamıyorum yalnız. Şimdi buldum. Mesajı komple açınca bulunuyor. Yanıt yazan yer var. Oraya Sohbet kısmı, evet sohbet kısmı doğru yazdınız. bakalım. Ha, Refika Hanım yazmış. Teşekkür ederiz Refika Hanımcığım. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Saat geç oldu. Vaktinizi daha fazla almayayım. Ha, pazartesi günü bir resminizi çekeyim. Hatta bir arkadaşım çeksin. Diğer arkadaşlarımız da çıkmadan. Müsait olanlar ekranlarını açarsa sizleri de ekrandan görmek isteriz efendim. Resimlerinizi alalım. Ve birilerine örnek olsun diye övünmek falan haddimize değil. Okumanın yaşı yok. Bunu göstermek amacımız. Henüz paylaşamadım ben de. Sosyal medyamda formatlık durumum vardı. Sonra inşallah paylaşacağım. Resmimizi çekelim. Ha, pazartesi günü hepimizin hep birlikte faydalanacağı. Zuhal hocamla bunu tam konuşmadık gününü ama gruptan yazacağız inşallah. Pazartesi olabilir. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, sevdiğiniz insanlara söyleyin. Biraz önceki dediğim gibi ayrılığı varsa, boşanmışsa, kürtajı varsa, düşüğü varsa, doğumu varsa, ev taşınmışsa, taşınmışsa, sevdiği bir yerden ayrılmak zorunda kalmışsa, onun için anısı hatıraları çok olan, işte anneannesinin sevdiği bir kolyeyi kaybetmişse, bunların hepsi iflas varsa bir yastır, kayıptır, ayrılıktır, bir travma oluşturur. Anne baba ölümü, kardeş evlat ölümü bunlar da dahil zaten. Bunlar için müthiş meditasyon hazırlıyorum. Özel bir çalışma sizler için. Pazartesi günü inşallah herkes yanına birkaç kişiyi getirse hep birlikte faydalanırız. Bizler de, ben de, sizler de birbirimize vesile oluruz, katkı oluruz, şifa oluruz efendim. Teyzemin ellerinden öpüyorum. Refika Hanım'ın annesi. Hemen resmimizi alalım. İsteyen gene çekebilir arkadaşlar. Siz de gönderebilirsiniz. Farklı çerçevelerden çekimde güzel oluyor. Diğer sayfaya bakayım hemen. Evet çektim. Gruba atarım arkadaşlar. Sizi seviyorum canlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Zahir Hanım teşekkürler kameranızı açtığınız için. Perihan Hanım teşekkürler. Refika Hanımcığım görüşmek üzere. Geçmek Zeyn üzere hocam. Hanım Teşekkür ederiz. görüşürüz. Çok enerjik bir renginiz var. Bye. İyi günler hocam. Resim açacağım ama sayfa kapalı. Yöneticilerin sayfası olduğu için. Aa, Herhalde. Nereye? benim özelimi atın bir bakayım ben paylaşayım. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şifa olsun. Biz gruba foto atamıyoruz Zahir Hanım. Tamam bana Hayır. atın ben atayım efendim. Ya. Çareler tükenmez. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.